Biz Profesör Doktor Yeşim Erbil hocamla yerimize dilerseniz geçelim. Siz önden buyurun efendim. Ve o sırada tiroid bozukluğunun belirtileri ekrana gelsin. Gerçekten bu belirtiler beni sonradan acayip şaşırttı. Çünkü mesela iştah artışı dendiği zaman ya ben bu ara canım çok yemek istiyor diyebilirsiniz ama kimse tiroidde kabahat aramaz değil mi? İnsanın aklına gelmez ama gelmesi gerekiyor. Şöyle başlayalım hocam en baştan dilerseniz. Sayayım mı? Şöyle sayayım. Aslında tiroid bozuklukları belirtileri çok geniş yelpazede. Evet. Mesela iştah artışı dediğiniz zaman hani bunun illa bir altında hastalık olması gerekmiyor. Bilmiyorum psikolojik da. Nedenler, moral bozukluğu ve mutlu olmak için de kişi yemek isteyebilir, iştahı artar. Ama hipertiroidi ise yani zehirli guatr hızlı çalışıyorsa iştahı arttırır. Arttırır yine aynı zamanda. Hipotiroidi ise iştahı artmasa bile kilo alma eğilimi olur. Her sene zaten herkesin bir tiroid fonksiyon testi yaptırmasında fayda var. Normal düzende bile yiyorsa mesela daha önce yediği gibi yiyorsa ve zaten her zaman aynı şeyleri yiyordum peki niye kilo almaya başladım diye soracak olursa cevabı yine tiroid olabilir. Olabilir. Onun için tiroid fonksiyon testlerine baktırmak lazım. Evet. Ve aynı şekilde kilo kaybı olursa tam tersi. Mutlaka. Terleme, çarpıntı, sinirlilik, tuvalet alışkanlığında değişiklik. Mesela sık çıkma mı? Sık çıkma, kabız olma. Yani normal periyodunun dışına çıkması. Çıkma. Adet döngüsünde değişiklik. Yoğunlaşma veya periyodun uzaması. 3-4 ay adet olamama. Yani her türlü böyle vücutta farklı hissettiği durum olduğu zaman, en basit test tiroid testi bakılmalı. Bakılması gerekiyor. Evet. Çarpıntı yine saç dökülmesi. Saç dökülmesi. Tabii bu demir eksikliğinde, D vitamini eksikliğinde de olacağı için demir eksikliği de çok yaygın kadınlarda. Bütün bu belirtilerin büyük bir bölümü demir eksikliğinde de olabilir. Bir basit kan sayımı mutlaka her yıl yaptırmak bir de tiroid fonksiyon testi yaptırmak lazım. D vitamini de çok önemli olduğu için yine D vitamini düzeyine göre gerekiyorsa takviye almak lazım. Evet. Yazında mutlaka güneşten yararlanıp D vitamini. Evet sentezi doğal olarak sentez ettirmeye çalışmamız gerekiyor. Tiroidleri hızlandıran, yavaşlatan yani onların dengesini asıl bozan şey nedir peki? Nerede hata yapıyoruz yoksa genetik mi? Genetik faktör de var ama onun dışında gelişmiş toplumların %80'inde otoimmün hastalık var artık. Etrafından duyuyorsundur. Sadece Hashimoto değil, tiroid problemi değil. Kadınların yarısında var. Onun dışında miyasteni, romatizmal hastalıklar, egzama, alerji. Bunları çok duymaya başladık. Evet. Vitiligo. Evet, evet. Bunun muhtemelen nedeni yapılmış böyle bilimsel çalışmalar olmamakla birlikte yediğimiz içtiğimiz şeyler, rafine gıdalar, kirlilik, toksinler, ağır metaller ve yaşamın getirdiği stres. İnsanların artık streslerini pek kontrol edememeleri bu otoimmün hastalıkları patlattı. Maalesef. Yine aynı şekilde adet düzensizliği ve sıcağa karşı hassasiyet aslında premenopoz belirtileri olacak gibi görünüyor olsa da tiroidden kaynaklanabilir bunlar. De kaynaklanabilir. Kemik erimesi çok önemli değil mi hocam? Çok. Kemik erimesi için zaten mutlaka D vitamini o nedenle de çok çok önemli. Kollajen tabii ki koruyucu amaçla alınmalı. Yani cilt yüz güzelliği amaçlı değil ama kemik koruyucu açıdan kalsiyum, magnezyum, D vitamini bunlar çok önemli ama kafaya göre kullanılmamalı. Test yaparak ne kadar ihtiyaç varsa ona göre destek alınmalı. Alınmalı. Evet. Mesela diyabet eğilimi olan bir hastada magnezyum eksikliği görülür. Çok şeker tüketen bir kişide diyabet olmasa bile. Çünkü bir molekül şekerin metabolize edilmesi için 16 molekül magnezyum kullanılır. O nedenle magnezyum çok önemli. Hele ki kişinin kasılmaları varsa, kramplar oluyorsa, kas eklem ağrıları var ise mutlaka bir magnezyumu ölçüp ona uygun magnezyum kullanmak lazım. Hepsi ne kadar önemli değil tabii, mi hocam? Tabii. Formları değişik. Yani. Malat tabii. Var, biglisinat var, sitrat var. O nedenle hangisini kullanacağımızı biz bilemeyeceğimize göre tabii, değil mi? Hekime sorup, doktoruna sorup kullanması gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.